Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Sizin Gözünüzden serisi videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için EOS sunucusunda ustalık eloyu değerlendiriyor olacağız ve sizler için Zorsing'in maçını yorumluyor olacağız. Kendisi eski bir e-sporcuydu. Şu an destek bölümünde Bart oynuyor olacak. Hani şeye baktım, özellikle böyle tanıdık isimlerden başkalarını görebilir miyiz şu an hani gündemde e-sporcu falan filan, ama nickleri falan farklı olduğu için muhtemelen bulamadım, ama Challenger'a doğru çıktıkça daha net bir şekilde görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Bakalım Challenger Elo için kimin maçını izlememizi istersiniz, onu yorum olarak belirtin. Onun maçını sizler için değerlendiriyor olalım. Şimdi pickleri ufaktan bakmak istiyorum. Üst koridorda Aatrox ve Urgot eşleşmesi, ormanda The Set ve Evelynn eşleşmesi, orta koridorda Zoe ve Ygar eşleşmesi, buna karşılık bot lane'de ise Kai'Sa ve Janna ikilisine karşı burada Ezreal ve Bart ikilisini görüyoruz. Ben şöyle ufaktan bir kaydıma bakayım. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar, farkındaysanız herkes bir orman girişlerini tuttu. Orta koridorlarda bir fazla hareketlilik yok. Veigar'ın şurada totemi olmasa burada baskını çok açık bu arada. Bunun yanı sıra mavi takımda nehrin girişini totemlediği için aslında Zoe'nin orada herhangi bir şekilde açılmasına gerek yok. Yalnız kırmızı takımın oraya totem attığı gözüktü. Atroxon'u hemen, Zoe hemen orada pinkledi ve nereden başladığını aslında biliyorlar şu an. Mavi takım bunun bilgisini edinmiş oldu. Evelynn'in kırmızı güçlendirmeden başladığını biliyorlar. Burada iki takımın da kırmızı güçlendirme başlangıcı yapması aslında ilk baskınlarını tam zıttı koridorlara yapacakları anlamına geliyor. Hani Evelynn burada bot lane'e baskın yapmaya çalışacak. Set de aynı şekilde üst koridora baskına gitmeye çalışacaktır. Şimdi hem EOS sunucusu için söyleyeyim, hem yüksek elo'lar için söyleyeyim. Oyunu arkadaşlar tek başınıza bireysel olarak kazanabileceğiniz bir oyun değil artık. Bu eskiden oluyordu. Hani sezon 5'lerde, sezon 6'larda, hadi sezon 7'lerde yine yapıyordunuz, ama daha sonrasında arkadaşlar oyun artık bireysellikten tamamıyla çıktı. Yani siz tek başınıza bir koridoru kazandım, oradan koridoru yarayın biteyim diye bir muhabbet artık gündemde değil. Artık yapmanız gereken şey takımcı oynamak. Bana çok fazla şöyle yorum geliyor: abi işte ben koridorumu kazanıyorum, İşte 10'a 0 gidiyorum, karşımdaki adamı yeniyorum ama takım fitliyor, kaybediyoruz. Arkadaşlar, takım fitliyor, kaybediyoruz diye bir şey yok. Siz 10'a 0 gidiyorsanız rotasyon yapmanız lazım. Karşınızdaki adamı 10 defa kesmeniz belli bir yerden sonra sizin alacağınız altını azalttığı gibi, bunun yanı sıra tamam, dikkatleri sizin üzerinize çekecektir, ama diğer koridorlar da puşluyor. Diğer koridorların da yardıma ihtiyacı var. Ve sizin diğer koridorlara bu 10'a 0'lık skorla gitmeniz, eşya üstünlüğüyle gitmeniz diğer koridorları da kazanmanız anlamına gelecek. O yüzden mümkün mertebe rotasyon yapın. Artık oyun rotasyonla kazanılan bir oyun. Bu arada Janna'nın çok fazla hasar yediğini gördük. Temel sebebi de Bard'ın burada girdiği rün. Farkındaysanız keskin sağanakla birlikte girmiş. Hani bazen siz rünleri eleştiriyorsunuz, sabit rünlerle oyunu oynuyorsunuz. Özellikle bunu düşük elo'daki arkadaşlar çok fazla yapıyor. Ama bu hani oyunu bilmemelerinden kaynaklı veya o karakter için hangisi güçlü olur bunu değerlendirememelerinden dolayı oluyor. Sizlere tavsiyem arkadaşlar, rün konusunda esnek olun. Yani her rünü her karakterle oynayın demiyorum, ama bazı rünler değişiklik gösterebiliyor. Mesela ben Bard'ı Sihirli Yıldız'la biliyorum, Elektrik Bell'le biliyorum. Ondan sonra prototip hep taş rünüyle birlikte biliyoruz. Hani gibi gibi rünlerle oynandığı için mesela keskin sağanakla ilk defa görmüş oldum. Bu arada setten çok güzel bir sıçra oyunu. Veigar'ın hiç beklemediği yerden. Burada Veigar bariyerini de sıçrasında kullandı. Zoe de sıçrasını attı. Ama maalesef yeterli değil. Kendisi düştü. Fakat burada karlı çıkan Zoe tarafı oluyor. Yani mavi takım oluyor. Hem skor aldılar, hem asist aldılar, hem de bu skor ilk kan. O yüzden de aslına bakarsanız güçlenen takım burada mavi takım oluyor. Zoe hemen gider gitmez üzerine bir karamür çekti, bir tane de büyü savar pelerini aldı farkındaysanız. Rakibinizi hiçbir zaman küçümsemeyin. Karşıda Evelynn var, karşıda Veigar var, karşıda Bard var. Hani bu karakterler çok fazla yetenek hasarı bırakan karakterler. Mecburen sizin defansif bir eşya almanız gerekiyor. Set bu arada Evelynn'i yakaladı ama arada level farkı var. Yine de bu takasın galibi set oldu. Seti de jungle'da görmüyorduk epeydir. Hani ben yargılıyordum aslına bakarsanız seti, üst koridor veya destek rolü için daha uygun buluyordum, ama burada adam Paze Rush rünüyle birlikte, sürat coşkusu rünüyle birlikte gayet güzel bir şekilde yönetti. Attığı baskın da çok temizdi. Hani hep stabil bir şekilde baskın atmayın, işte ormandan gideyim baskın atayım falan filan yapmayın. Bak adam ne güzel geldi, kuşların oradan sıçrasını attı, baskın attı. Yani burada sıçranıza bazen geç değil de erkenden kıymak daha faydalı olabiliyor. Direkt Veigar'ın orada sıçrasıyla bariyerini almıştı mesela. Fazlasını gerek bile kalmamıştı.
Zoe'nin şu an üzerinde şifası var. Veigar burada devam etmek istiyor. Hasarı da çok güzel bıraktı. Zoe hemen şifasını kullandı. Hareket hızını da kazandı. Pasifini de tetikledi. Burada bakalım baloncuğunu tutturursa kesebilecekler. Baloncuğunu tuturdu. Burada Veigar'ın ayakta kalma pek fazla şansı yok. Ve düştüğünü gördük Veigar'ın. Dediğim gibi o pozisyondan Veigar'ın kurtulması mümkün değildi. Zoe aldığı şifa ile birlikte bir de W'sunun pasifi sayesinde, daha doğrusu karakterin pasifi sayesinde çok hızlı bir şekilde etkin bir rol oynadı ve koridoru domine etmeyi başardı. 2-1 bir Zoe. First Blood da almıştı. Onun güçlenmesine izin vermemeliler. Bu arada üst koridorun galibi şu an Aatrox. Ki biliyorsunuz Urgot neredeyse tüm skilleri yetenek atışına dayanıyor. W hariç tüm skilleri yetenek atışına dayanıyor. Aatrox gibi koridor canavarının karşısında durmak pek mümkün değil. Bu arada 3 kişi üst koridora baskına gitmiş durumdalar. Urgot'a burada dive atacaklar. Set burada Hex fışçasını kullanarak kuleyi tanklamak istedi. W'sun yalnız çok erken açtı. Burada düştüğünü göreceğiz. Skor burada sete gidiyor fakat bir iki adım daha gittikten sonra, kulenin menzilinden çıktıktan sonra W'sunu kullansaydı burada ayakta kalırdı. Evelynn bot lane'e güzel bir baskın. Şu an 6 level Evelynn. Görmediler. Evelynn güzel bir yerde bekliyor. Hiç çaktırmadılar. Bard arka taraftan gate açarak geldi. Sersemletebilecek mi? Sıçrasıyla birlikte sersemletti. Bitkinlik de geldi üzerine Bard'ın. Ama burada güzel bir şekilde sersemlettiği için Evelynn skoru almayı başarıyor ve karşında Kaysan'ın da 2 tane spellini alıyorlar. Veigar üst koridora baskın girişimi burada buzul takviyesiyle girdiği için çok güzel bir şekilde yavaşlat vurmaya da devam ediyor ama Aatrox'a karşı o kadar cesur bir şekilde gitmesi, bu arada Aatrox da herhalde Türk Nick'ten direkt ya da bilemiyorum. Bu arada Aatrox'tan çok fazla hasar yedi Veigar. Bu takas onun için pek karlı olmadı. Zoe de üst koridora doğru yürüyor. Set de oraya yakın. Şu an Aatrox yalnız burada devam mı edecek? Veigar'ı yakalamayı başardı. W süre sıçrasını da kullanıyor. Ve burada Veigar'ın bariyerini alarak skoru da çıkartıyor. Aatrox'un düştüğünü göreceğiz herhalde. 3 kişi birlikte üst koridordalar. Son bir ota atağını yaparak burada Urgot skorunu çıkartmayı başardı. Ama ayakta kalma şansı pek yok gibi. Zoe vuruyor. Set vuruyor. Bakalım düşecek mi? Hemen orada W'sunun aktifinden faydalandı ve çok da fazla hasar çıkartarak Zoe skoru almayı başardı. Zoe 3-1 duruma geldi. 5 karamürükü var. Hani early game'e bu kadar iyi giren bir Zoe'ye karşı durmak gerçekten kırmızı takım adına çok zor olacak. Biliyorsunuz Zoe bir tane baloncuğu tutturduğu anda geçmiş olsun. Yani Veigar'ın yerinde olsaydım ben burada Arındır tercihinde bulunurdum. Early game'de mesela o yediği baloncuğa karşı Arındır'ı olmuş olsaydı, daha doğrusu early game'de Zoe ile kapışmaları sırasında, hatta Zoe ile kapışmaya geçtim, direkt orta koridordaki ilk fight'ta bile Arındır'ın olması onun işine çok fazla yarardı. Mavi güçlendirme de aldı. Biraz önce Zoe üst koridorda olduğu için farkındaysanız Aatrox orta koridora yürüdü. Tekrardan üst koridora yürümedi. Sizler de bunu yapın. Oyunda bu önemli bir hamle. Bu arada Veigar'ın üzerinde 3 kişi var şu an. Yakalayabilecekler mi? Zoe burada baloncunu tutturuyor. Veigar'ın düşünü göreceğiz. Bariyeri de yok. Son hasar da burada Zoe'den geliyor ve skor almayı başarıyorlar. Şu an farkındaysanız Veigar hiçbir şekilde takımını pinklemiyor. Neredesiniz? Niye bana yardıma gelmiyorsunuz? Niye şöyle? Niye böyle? Kesinlikle yok. Aynı şekilde takım arkadaşlarından da yok. Herkes kontrollü bir şekilde oynuyor. Düşük elolarda fark ettiyseniz bu pinkler çok fazla oluyordu. Yok işte niye öyle gittim, niye böyle gittim diye. Ezreal'ın yaptığı hamleye de dikkat edin. Ezreal'ın burada yaptığı şey de rakibi sersemlettikten sonra ultisini kullanmaktı. Bu da önemli bir hamle. Bu arada sersemletmeyi başardı Bard. Canlı'dan agresif bir sıçra ve tutuştur oyunu. Burada Bard'ın düşünü göreceğiz sanıyorum. Şifa da geldi orada Ezreal'dan. Ezreal yalnız arka tarafta Kayısı'ya güzel bir şekilde düştü. Janna'nın düştüğünü de göreceğiz. Evelynn burada ultisiyle birlikte aldı. Şu an 2'ye 2 fight. Bakalım kim kazanacak? Zoe çok güçlü durumda. Üzerinde şifası da var. Şifasını hemen kullandı. Dikkat etmeleri lazım burada. Eğer kontrollü oynayamazlarsa kaybederler. Evelynn burada W'sunu setin üzerine atmaya kalktı. Fakat set burada çok güzel bir şekilde sıçra oyunu yapmayı başardı. Muazzam. Muazzam. Burayı mavi takım, set ve Zoe ikilisi o kadar güzel yönetti ki arkadaşlar. Hani şiir gibi. Bu arada o hasar yeter dedim Ezreal'dan ama maalesef yeterli olmadı. Aradaki level farkından kaynaklı diye düşünüyorum. Ezreal'ın aslında üzerinde pırıltısı da vardı. Ben tek yemesini bekliyordum aslında orada Zoe'nin ama yeterli hasar çıkmadı. Kayısa'dan agresif oyun. Kayısa ne yapıyorsun? İki kişi oradalar. Hemen pink geldi Kayısa'dan. Burada ucuz atlattı bu arada. Ezreal'ın ultisi şu an geldi. Bakalım Ezreal ultisi sallayacak mı? Hemen salladı. Maalesef tutmadı. Tutsaydı orada skor gelebilirdi. Belki Janna E'sini kullanmıştır, emin değilim ama.
Kai'Sa şu an çok kötü bir oyun geçiriyor. Hem farmda geride hem biraz önce yaptığı agresiflik çok gereksizdi. Koridoru daha yeni gelmişsin, can kaybetmişsin. Zoe de hemen Mecai tercihinde bulunmuş. Gayet mantıklı. Dedi ki ben bu kadar güçlüyüm. Bizim bot lane'de şu an iş çıkartamıyor. Ben gideyim. Takımı kirleyeyim, sırtlayayım tek başıma. Bakalım. Bart hemen geyiği taştı. Bakalım burada skor alabilecekler mi? Fakat Set de oradaymış. Set'e burada yakalandılar. Bard'ın düştüğünü görecek miyiz? Bard'ın düştüğünü gördük burada. Yeterli olmadı. Set tarafından Zoe bot lane'e geldi. Zoe sürekli rotasyon yapıyor farkındaysanız. Hiçbir şekilde koridorda doğru düzgün kalmadı. Bu arada arka tarafta Ezreal skor almayı başarmış. Ezreal'ın üzerine bitkinlik de geldi ama yeterli değil. Veigar'ın üzerine orada yürümek nedir canlacım? Düştüğünü gördük orada onun da. Veigar da kendisi adına ikinci skorunu aldı. Şimdi arkadaşlar aldığınız eşyaların bir anlamı olmalı. Bart üzerine gezgin çizmesi aldı. Bart haritada gezmeyi seven bir karakter. Mijin topluyor biliyorsunuz. Pasif mijinler. Ve onun güçlenmesini sağlıyor. Hemen gezgin çizmesinin de bitmesiyle birlikte bakın ne yapıyor? Üst koridora rotasyon yapıyor. Diyorum ya bir eşya aldıysanız mutlaka o eşyanın anlamı olmalı. Hemen üst koridora kapısını açarak burada gelmeyi başardı. Aatrox ultisini kullandı. Burada çok fazla yavaşlattı Bart. Bakalım skor çıkartabilecek mi? Aatrox burayı güzel bir şekilde yönetti. Burada skor çıkartabilir bu arada Aatrox. Derken yeterli değil. Üzerine tutuştur da geliyor. Hemen bir de Urgot ultisi ve burada Aatrox'un düştüğünü gördük. Diyorum ya arkadaşlar bir eşya alıyorsanız anlamı olmalı. Mesela adam Thresh alıyor, tamam mı? Sıfır harita rotasyonu. Pardon, Thresh alıyor, üzerine gezgin çizmesi alıyor ve sıfır harita rotasyonu yapıyor. Diyorum ya eğer koridorda oynayacaksanız, rotasyon yapmayacaksanız o çizmeyi almanızın herhangi bir artısı yok. Yani eşyaların her zaman gerekli bir şekilde olması gerekiyor. Bu arada Bard orada yakalandı, yeterli değil. Bard'ın ultisi de geliyor. Hemen üzerine Zoe atlar diye oraya ultisini kullandı Zerstin ama Zoe arka tarafta Evelynn skorunu almayı başardı. Burada teleportu ile birlikte Aatrox hemen kulenin altına geldi. Güzel bir şekilde dive atarak skor aldılar. Yalnız Zoe arkada Bard skorunu almayı başarmış. Bard'ı orada bırakmak istemedi. Gitti hemen onu da aldı. 4 kişi şu an üst koridordalar. Janna da üst koridora geldi. Fakat onun gelmesi bir tık daha geç oldu bu arada. Zoe hemen orada kullandı W'sundaki sıçrayı ve pozisyona ölebilirdi. Riskli pozisyondan kendisini kurtardı. Bu arada can barı çok az Kai'Sa'nın. Son anda orada ultisini kullanarak ayakta kalmayı başardı ama çok tehlikeli pozisyonda ölebilirdi. Veigar arka taraftan Kai'Sa'ya dive girmek istiyor. Kai'Sa hemen geri çıktı. Güzel bir yerde base atıyor şu an. Kırmızı takımda Veigar güçlenemedi. Ama geçen her dakika Veigar'ın güçlenmesi için fırsat. Veigar da ayakkabısını Merkür tamamlamış. 23 yüklü, 23 Mecai yüklü bir Zoe var arkadaşlar. Ve üzerinde Luden'i bitmiş durumda. Yani yakalanan kişinin tek yememe gibi bir ihtimali yok. Arada belki kurtulursa Urgot kurtulur. Bu arada kırmızı takımda takımları adına ikinci ejderi almayı başardı. Gayet iyi durumdalar. Bir Infernal peşine daha ejderi. Gayet iyi. Ama karşında da durmaları gereken 4-1-4-1 set ve 8-1-2-1 Zoe var. Set de bu arada mavi çarp bitirdi. Evelynn de burada mavi çarpını bitirdi. Hani birazcık daha tank bir eşleşme olsaydı iki tarafta kırmızı çarp eşya saldırırdı. Ama burada iki tarafta da kırılgan pikler olduğu için yani bunun alınması daha mantıklı. Bu arada Aatrox ultisini açıp koşar diye düşündüm Urgot'un üzerine ama hiç denemedi. Veigar burada yavaşlattı, bakalım bir şeyler yapabilecek mi? W'su ile Q'su geldi fakat Janna orada E yeteneğiyle birlikte o gelen hasarı azaltmayı başardı. Ezreal orta koridorda olduğu için Veigar da hemen bot lane'deki minyon dalgasını puşlamaya çalışıyor. Bu arada çok kötü bir yerde yakalandı. Kai'Sa sıçrasını kullandı ama Janna'nın kalkanında yeterli olmuyor düştüğünü gördük. Bu arada Zoe çok güzel bir şekilde yakaladı. Üzerinde de bitkinlik vardı Ezreal'ın. Ulti Q'su orada direkt Ezreal'ın tek yemesine neden oldu. Set bu arada o skoru istiyor. Çarpını atarak skor almayı başardı. Bart çok tehlikeli yerlerdesin Bart. Ultisini de kullandı. Seti orada avlamak istiyorlar. Gözleri şu an setin üzerinde. Set oradan kaçabilecek mi bakalım. Bard'la karşı karşıya gelecekler şimdi. Karşı karşıya geldiler. Bard'ın burada kesme ihtimali var. Set çok fazla vurdu. Fakat orada gelen bir Urgot ultisinden kaçma şansı yoktu. Ve dar bir koridorda shutdown'u verdi Urgot'a. Mavi takım şu an üst koridordan kuleyi verdi. Fakat kırmızı takım da bot lane'den bir kule almış durumda. Zoe 25 şüküye ulaştı. Ghost'u da bastı. Koşuyor şu an Urgot'un üstüne. Alabilecek mi? Yeterli değil. Hemen orta koridor. O kuleyi çıkartmaya çalışacaklar. Ezreal ultisi geldi bu sefer Zoe'nin üzerine. Zoe yine çok iyi bir şekilde kurtulmayı başardı.
Zoe şu an o kadar büyük tehdit ki karşısında olmak istemezsiniz. Bu arada orta koridora iki kişilik bir baskın. Burada Zoe'nin üzerine W yeteneğini bıraktı Evelynn ama Bart da burada tek yedi. Onun da kaçma şansı yoktu. Buna bir oldu Zoe. Üzerinde ne kadar gold var merak ediyorum. Muhtemelen Rabadon parası çıkartacak. Bu arada Veigar çok güzel yakaladı. Hemen sıçrasını kullandı orada. Zoe kurtulmayı başardı ama maalesef canlının kurtulma şansı olmadı. Bu arada üst koridorda Aatrox ve Urgot mücadelesini gördük. İki tarafta herhangi bir şey alamadı. Set bu arada dar bir alanda kaldı. Bakalım ona istedikleri hasar çıkartamıyorlar. Derken Veigar hemen ultisini kafasına koydu. Sen dedi burada ne yapıyorsun? Skoru çıkartmayı başardı. Bu arada Zoe'yi çok güzel yakaladı. Düşürebilecekler mi? Düşürmeyi başardı. Zoe o kadar temiz oynuyor ki şu an oyunu. Bu arada Aatrox sıçrasını kullandı. Ultisini de bastı. Yeterli değil. Orada çok ters bir pozisyona soktu kendisini. Zoe'nin bu arada Hextech GLP'nin pasifiyle bıraktığı hasar, pardon, aktifiyle bıraktığı hasar gördünüz mü? Zoe bu arada shutdown verecek burada. Üzücü bir gerçek ve bu shutdown da Urgot'a gidiyor. Urgot direkt bir eşya bitirecek ilk base ile birlikte. Urgot karabalta almış. Aatrox'a karşı, sete karşı gayet mantıklı bir başlangıç. Aynı şekilde Aatrox da karabalta almış. Burada Urgot matchup'ında başka seçeneği yok. Onu bitirmek zorundaydı. Zayn'ın Rabadon parası çıkmıştır dedim ama çıkmamış. İki tane aşırı büyük sopa aldı kendi üzerine. Set de burada ölü adamın zırhı tamamlamak istiyor. Peşine şöyle bir bakıyorum. Kai'Sa'nın mana veren eşyasını bitirdiğini görüyorum. Üzerine bir tane de kazma almış. O da Winsoy'a doğru yol alacaktır. Ezreal de ufaktan buzdağın eldiven yaptı. Şimdi kayıtlaması gereken rakipler var. Set üzerlerine koşacak. İşte Zoe üzerlerine koşacak. Aatrox aynı şekilde çok hızlı bir şekilde üzerlerine koşacak. Ve burada ayakta kalması gerekiyor. Bard da hemen ölü adama doğru ilerliyor. Bard'ın da oldukça tank olduğunu göreceğiz. Burada en kırılgan rakip şu an Janna gibi duruyor gözümde. Hani yakalanırsa Janna'nın ölmeme gibi bir ihtimali yok. Evelynn de bu arada Mecai'yi almış. O da 12 yüke ulaştı. Evelynn de şu an çok büyük tehdit aslına bakarsanız. 17. dakika ve Zorsing'in şu an 34 görüş skoru var. Muazzam bir rakam. İşte hani bir e-sporcu olmanın yarattığı fark diyelim buna da. Sürekli görüşlü oynuyorsunuz. Bu dakika için gerçekten çok iyi görüş skoru. Harita sürekli totemli farkındaysanız. Herkes Pink Ward'unu atıyor map'e. Şu an yani kırmızı takımda 3 kişi de Pink Ward görüyorum. Bu arada Zoe tehlikeli bir yerde aslında orada girdi. Dikkat etmesi lazım ama bunları da kollaması gerekiyor. Çünkü bir kişiyi bile düşürseler çok avantajlar. Bu arada set çok güzel bir şekilde burada yakaladı. Veigar'ın düştüğünü görecek miyiz? Veigar bari yerinde kullanıyor. Yeter değil. Onun düştüğünü gördük. Urgot ultisi orada boşa gitti. Aatrox devam etmeye çalışıyor. Bard ultisi geldi peşinden. Ezreal ultisi de geliyor. Tabi orada ufak bir hasar bırakmak istedi Ezreal. Çok yeterli bir hasar değildi ama Aatrox üzerine Merkür almış. Bakın Merkürler teker teker alınıyor. Zoe var, Evelynn var, Bart var. Merkür almadan bu oyunda ayakta kalamazsınız. Evelynn çaktırmadan bu arada ejder mi yapıyor orada? Kimse fark etmedi. Takımları adına 3. ejderi getirecek Evelynn. Bu arada Evelynn arka taraftan geldi. Aatrox'a karşı karşıya kaldılar. Mücadele etmek istemediler. Hemen ayrıldı iki tarafta. Urgot ölümün dansına ilerliyor. Aatrox aynı şekilde ölümün dansı alacaktır diye tahmin ediyorum. Set bu arada ölü adamın zırhını bitirmiş. Kai'Sa çok güçsüz durumda ya. Hiç kaynak bulamadı adam hiç. 25 milyon geride. Oo bu arada setten herhalde orada Hex sıçrasını kullandı. Başta Hex sıçrası var. Pozisyonun başını göremedim ama Zoe burada sersemletmeyi başardı derken direkt sersemlememiş Ezreal'a tek atmayı başardı. Urgot'un da düştüğünü gördük. Burada kaçma şansı yok. Evelynn bu arada arka tarafta seti yakaladı. Setin düştüğünü görecek miyiz? Veigar şu an kaçmaya çalışıyor. Kaçma şansı pek yok gibi. Orada W yeteneği de gelince rakibinden bayağı bir canı azaldı. Aatrox orada skoru almayı başardı. Mavi takım şu an muazzam gidiyor. Net bir şekilde söyleyebilirim. Zoe takımı sırtlıyor. Ve Zoe'nin şu an hasarına saygı duyan kimse yok mavi takımda. Pardon, kırmızı takımda. Bir Urgot'un üzerinde büyü direnci vardı ama onun bile tek gelen bir baloncukla ne kadar hasar yediğini gördük biraz önce. Veigar direkt Banshee'yi tamamladı. İkinci defansif eşya. Bakalım Bard'ın bundan sonra tercih edeceği eşya çok önemli. Burada Mikael'e gider diye düşünüyorum.
kazanı almazsa Zoe'nin o sersemletmesini yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ve enteresan bir olay da söyleyeyim. Burada gelebilecek en büyük kitle kontrolü, yani skill shot olarak gelebilecek en büyük kitle kontrolü Zoe'nin W'su. Pardon, Zoe'nin E yeteneği. Onun dışında herhangi bir şekilde kafanıza gelebilecek bir skill shot yok. Hani Aatrox birazcık daha yakın menzilli, Set birazcık daha yakın menzilli. Onları o yüzden katmadım. Yani Zoe'den kurtulurlarsa aslında kırmızı takım bu oyunu rahat bir şekilde kazanabilirler. Ya şöyle bir sıkıntısı var kırmızı takımında. Zoe'yi aradan çıkartabilecek, eleyebilecek kimse yok. Yani Bard'ın ya çok iyi bir ulti atması lazım, ya çok güzel bir şekilde sersemletmesi lazım, ya da Evelynn'in gidip çıkartması lazım. Yoksa mümkün değil o Zoe'ye düşsün. Yani Zoe için güzel matchup. Labadon'u da bitirmiş şu an. Deli gibi yetenek gücü vardır o Zoe'nin. Şu an 200 koridorda bot lane'i puşlamaya çalışıyor. Kai'Sa Gwyn sosunu bitirmiş. Ezreal üzerine 2 tane uzun kılıç almayı başarmış. Bu arada Jhana ilk eşya olarak kadeh almış. Üzerine de bir defansif eşya daha yapıyor. O da muhtemelen burada kazan alarak, Mikael'in kazanını alarak kitle kontrolünden koruyacaktır. Çünkü onlarda da Veigar var, Bart var. Bunlara karşı bir çözüm bulmaları gerekiyor. Oo, direkt tutuşturu attılar bu arada Ezreal'ın üzerine. Bakalım kaçabilecekler mi? Set mavi çarpanı attı. Ezreal'ın sıçrasını almayı başardı. Arka tarafta Aatrox kapatmaya çalıştı. Maalesef yetersiz oldu. Bakalım mavi güçlendirmenin kazananı kim olacak? Burada Evelynn mavi güçlendirmeyi kazandı. Aatrox'un kaçma şansı yok gibi. Bakalım ayakta kalabilecek mi? Aatrox düşürdüler. Arka tarafta Zoe çok fazla can kaybetti. Ezreal ultisiyle birlikte onun da düştüğünü gördük. Dar alanda Aatrox'un maalesef yaptığı bir hata çok pahalıya mal oldu. Kai'Sa da burada düşecektir. Jhana'nın kalkanı geldi arka taraftan ama şu an bir kaçış yolu aramaya çalışıyor. Kai'Sa elinden gelen en iyisini yaptı. Hemen burada sıçra geldi Evelynn'den ve skoru bırakmak istemediler. Hemen Baron pinkleri, bakın direkt Baron'a. Direkt. Ekstra hiçbir şey yapmadılar. Direkt Baron pinklendi. Baron'a koşuluyor. Yani siz karşıda 4 kişiyi öldürmüşsünüz. Bir tek Jhana ayakta. Baron'a gireceksiniz. Bizim sunucumuzda şöyle bir sıkıntı var. Herkes rahat oynuyor arkadaş. Hani böyle sanki oyun bitmeyecekmiş, işte adamların geri çevirme şansı hiç yokmuş gibi düşünülüyor. Ama skor 22-21, yani. Aradaki altın farkı 1K. Orada bir sıçrama atıldı aradan. Aatrox teleportunu attıktan sonra bir de sıçrayla girmeye çalışmış. Enteresan bir oyun. Şu an kırmızı takım bu arada oyuna döndü. Kazandıkları bir fight, Zoe'nin düştüğü bir fight oyuna dönmelerini sağladı. Tamamıyla Aatrox'un hatası bu arada. Maalesef. Mavi takımda direkt sur vermek istemiş bu arada. Onu da chatte gördüm şu an. Evelynn de Lich Bane'ı tamamladı. 25 meca yüklü bir Evelynn. Artık Zoe'den daha büyük bir tehdit anlamına geliyor. Ufak ufak, ufak ufak çaktırmadan çaktırmadan Evelynn kendisini güçlendirmeyi başardı. Ezreal da ölümün dansını gidiyor. Bu saatten sonra bu Ezreal da tek yemeyecek bu arada. Meca yükünü de kaybetti Zoe'yi. Yani biraz önceki fight o kadar pahalıya mal oldu ki anlatamam. Bu arada Bart ucuz atlattı derken burada sersemletmeyi başardılar. Zoe düşecek mi? Zoe orada kurtulmayı başardı. Arka tarafta Aatrox gelmiş durumda. Vuruyorlar şu an ama yeter değil. Evelynn oradan bir tane skor çıkartmayı başardı. Urgot set skorunu Urgot çıkartamadı. Veigar aldı ve yine burada iki kişiyi düşürerek kırmızı takım baskılarına devam edecekler. Aslında Bard'ı güzel yakalamışlardı. Bard bir de orada çok da fazla hasar yemişti ama maalesef fatal değil. Çok fazla hasar geldi burada çift kişilik bir sersemletme Bard'dan. Ve Urgot ultisiyle birlikte hemen Zoe'yi aradan diye aldı. Mid'in ikinci kulesini de alıyorlar. Kırmızı takım artık galip diyebilirim. Bu saatten sonra bu oyunu kaybetme şansları yok. Şu an Zoe Kai'Sa'nın ultisini pinkliyor. Herhalde Ezreal'a gitmesini düşündü kendisi orada fight'ı başlattıktan sonra ama daha doğrusu bu arada çok fazla hasar yedi Kai'Sa üzerine. Şu an tabi güçlenemedi o Kai'Sa. Çizmesi de daha yeni bitti, dakika 24. Yani anla ki burada bot lane farkı çok fazlaydı. Üzerine Aatrox'un biliyorsunuz mavi güçlendirme pitinde kaybetmesi, zorlaması, hani mavi kaptırdın pozisyondan çık kalmaya devam etmesi maalesef pahalıya mal oldu.
Orayı eğer güzel oynayabilseydi, maviyi çaldıktan sonra, yani çalabildikten sonra çalabilseydi ve baskı kurabilselerdi fight kazanır. Onlar baronu alırlardı ama maalesef bu şekilde gerçekleşmedi. Bir de Evelynn bu kadar galibiyetin üzerine pardon, hatta early game'de o kadar sıkıntının üzerine bütün ejderleri de hanesine yazabildi. Yani Evelynn'i de burada takdir etmek lazım. Takımını aslında çaktırmadan sırtlayan isimlerden biri de Evelynn'di. Veigar early game'e kötü girmesine rağmen yaptığı şu an defansif seçimler, yarattığı kitle kontrolü. Şu an onlara da baktığımızda, çünkü kitle kontrolü olarak bir Bart var, bir Veigar var. E yeteneği tutturamazsa hiçbir anlamı kalmıyor. Veigar o yüzden şu an işlevsel build ile oynamak daha mantıklı oluyor. Hani kara hasattan ziyade, işte elektrik verden ziyade, sil yıldızdan ziyade buzul takviyesiyle oynarsanız daha fazla verim alırsınız. Şu an Zoe duruyor. Chat mi yapıyorlar acaba burada, onu merak ediyorum. Ya Zoe'nin yerinde olsam cidden sinirlenirdim. Yani üzerindeki Mejai yüklerini de kaybetti. Yani Mejai'nin dediğim gibi böyle bir kara etkisi var. O eşyayı aldıktan sonra, onu kara mürü Mejai'ye çevirdikten sonra arkadaş, oyun böyle sizin kaybetmenizi istiyor. Bu arada Urgot ultisinin alttan bir geçtiğini gördük. Evelynn herhalde orada devam eder diye düşündü. Burada son bir savaş olacak bu arada. Kazanan takım direkt oyuna galibiyeti getirir, onu söyleyeyim. O yüzden kritik bir fight. Çok iyi yönlendirmesi lazım iki takımın da bu fight'ı. Hemen kuleye doğru yöneldi burada kırmızı takım. Bot'tan ikinci kuleyi de çıkartacaklar. Bu arada Bart'tan çok güzel bir şekilde Zoe'ye sersemletme geliyor. Zoe düşecek mi? Arındır orada. Daha doğrusu Arındır demeyeyim. Mikael orada hayatını kurtardı. Evelynn orada set skorunu almayı başarmış. Artık set de etkisiz eleman. Üzerinde büyü direnci olmasına rağmen pek bir anlam ifade etmiyor. Aatrox düşecek mi? Ezreal E yeteneğiyle birlikte son hasar vurmayı başardı. Gitmeden önce bir skor daha aldı. Hala ölmedi Ezreal bu arada. Zoe de üzerine geliyor. Anca düşürmeyi başardılar. Zoe'den agresif bir oyun. Evelynn burada ikinci skoru da alacak mı? İkinci skoru da aldı. Sıçrasıyla birlikte ve çarpıyla birlikte galibiyeti almayı başardılar. Direkt herhalde burada mavi takım surladılar diye düşünüyorum. Oyundan da çıktılar. Yani dediğim gibi burada mavi takımın bot lane'i early game'i zaten kaybeden picklerdi. Early game'de birazcık daha stabil kalalım bilseydi, işte Evelynn'in baskınlarından sonuç çıkartılmamış olsaydı, Kai'sa daha rahat bir şekilde oyuna tutunabilir ve senaryonun daha farklı olduğunu da görebilirdik. Aynı şekilde üst koridorda olaylar çok farklıydı. Aatrox iyi başlamıştı ama kurduğu baskı, görüşsüz oynaması, diğer takım arkadaşlarının üst koridora gelmesi falan filan derken üst koridorda Aatrox'un o iğmeyi kaybetmesi neden oldu. Zoe yine toparlamaya çalıştı her yere rotasyon yaparak. Özellikle orta koridordaki, hatta mavi güçlendirmenin oradaki savaş olmasaydı, oranın kazananı yine mavi takım olabilir ve baronu aldıktan sonra da oyunu direkt win'e çevirebilirlerdi ama maalesef bu senaryoların hiçbiri gerçek olmadı. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu seri sizlere bir şeyler katabiliyordur. Videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve matrak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.